Bak, bazı şeyleri oylama yanlış olur. Mesela değil ki kırmızı ışıkta geçen idam olsun mu diye oylama yapın. Bak bir şey söyleyeyim. 20-30 evet çıkabilir yani. Bak, kırmızı ışıkta geçen. Neden? Diyor ki kırmızıda geçerse diyor cinayet işlemiş olur. Öbür adama çarpacak diyor, öldürecek diyor. Şimdi bazı şeyler temel haklar oylanmaması lazımdır. O zaman dediğin gibi ama Özal şovunu yaptı, lider oldu. %50 civarında. O cesaretle de erken seçime gitti. Ben o sırada ilk defa oy kullandım 87 seçiminde. Arpa vermedin. Ya, yok. Refah Partisi'ne verdim. Ama Demirel karşıtlığından hayır verdi referandumda. Demirel'e kızdığım için Özal da çok yükleniyordu. Baban da hayır verdi. Babam da hayır verdi. Babama, çünkü o zaman Özal. Sen Demirel siyasi yasaklıyken bile Özal'a çok yükleniyordun değil mi? Gecekondu yaptın. Benim parti falan gibi diyorum. Benim arsama gibi. Demirel çok hakir görüyordu. Bir de solla işbirliği yapıp Özal'ı yani. Benim müsteşarım diyordu. Tabii benim müsteşarım. İşte Yıldırım Akbul da benim hal müdürüm. Hal müdürüm dedim, doğrusu. Tabii, hal müdürüm. Ben bunu iddia ediyorum. Hal benim müdürüm, hal müdürüm. Hatta diyordu ki ya hal müdürüm başbakan oldu. İşte DPT müsteşarım cumhurbaşkanı oldu. Sen hep bir Demirel karşıtı mıydın? Evet. Her zaman Demirel karşıtı oldum. Çünkü babam 80'e kadar CHP'liydi. Demirel karşıtıydım. Evet. Babam sonradan 80'de partiler kapatıldı. Yeni bir sosyoloji meydana geldi. İslami alana... Şey oldu yani, babam Turgut Özal'a oy verdi. Özal, Sunal, Calp üçlüsünden. Calp'a vermedi. Vermedi. Özal'a verdi. %40 oy aldı. Sağa kaydı. Sağa kaydı. Zaten klasik bir CHP'li değildi. Yani babam cuma namazı kılan, eşi tesettürlü bir ama niye CHP'liydi? Bence CHP daha işçi taraftarı diye mi? Daha yoksul halkta taraftar diye mi? Ya babam kendi halinde bir sanatkardı, esnaftı yani, elektrikçi. Adalet Partili olması gerekmez mi? Yok, CHP'li de vardı o zaman. Bakın CHP'nin şu bugün anda... CHP gibi düşünmemek. Değil değil. O zaman kim? Yani %42 oy aldı. O zaman kime veriyordu? CHP'ye veriyordu. Maroşlarda Adalet Partisi yoktu. Yoktu. Mesela Kağıthane benim ilçem. Full. Adalet Partisi veya MSP. Yani özür dilerim. CHP. Kağıthane CHP'ydi. CHP'nin kalesiydi. Zengin semtler Adalet Partisi. Zengin semtler Adalet Partisi. Bağdat Caddesi, bu Adalet Partisi. Tabii. Mesela... Bugün anlamıyor gençler. Şişli Adalet İşçi Partisi. Bölgeleri, Varoş bölgeleri CHP'liydi. Nişantaşı Adalet Partisi. Evet, Şişli Adalet Partisi icabında. CHP de alıyordu. Adalet ama oldu. Yani burjuvazi CHP'yi sevmiyordu o zaman. 77'de. Tabii. Ya TÜSİAD gazete ilanlarından Ecevit'i aşağı indirdi. Adalet Partisi'ni, yani rejimin işbirlikçisi Adalet Partisi aslında o zaman. Doğru. O günkü koşullar. CHP'nin içinde sol fraksiyonlar vardı. Ecevit şu kelimeyi kullanmıştır. Türk halkı ne kadar sola giderse biz de o kadar sola gideceğiz demiştir. O ilginç bir laf. Tabii. Toprak ekenin su kullananın demiştir. Toprak ağası toprak reformu yapamaz demiştir. Tabii. Şimdi bunlar hep Ecevit'i... Toprak işleyenin su kullananın. Su kullananın, evet. Ha, doğru, ekenin değil, işleyenin. Şimdi bunlar tabii CHP'ye hem aşırı solu bulunduruyor diye. Mesela AK Parti'nin içerisinde nasıl ki her türlü İslami... İslamcılar da var, milliyetçiler de var, Atatürkçüler de var. Gibi. Yani o günün AK Partisi'ydi CHP. Sol taraftan ama. Sol taraftan. Asimetri. Sol taraftan, doğru, doğru, doğru. Ben de o ilk defa oyumu Refah Partisi'ne verdim. Ve hep Refah Partisi, Fazilet Partisi. Daha sonra ikiye bölününce Saadet ve AK Parti olarak. Önce Saadet'ten... Başta Saadet. Başta, ama oy kullanamadım. Yurt dışında gitmiştim seçim esnasında, bir gezi vardı. Evet. Oraya gitmişim, oy kullansam Saadet'e verecektim.